Sıradaki konumuz dalga ve akıntı aşındırma şekilleri. Dalga ve akıntı nasıl aşındırır hocam ya? Çok güzel bir laf var. Sabrın ne kadar önemli olduğunu söylemek için. Evet. Diyor ki aşındıran diyor suyun şiddeti değil, kararlılığıdır. Evet. Bayılırım böyle beylik laflara. Çok hoşuma gidiyor. Ama ben söyleyemiyorum. Sen evet. Söyle bir tane bakalım. Yok söyleyeceğim. Ben olayı yok. Gördüm. Olayı gördüm. Kafamda şu an canlandırmaya çalışıyorum. Hocam esasında olay gayet kolay. Mesela falez yani yalı yer. Bak dalga buradan gelmiş. Şurada sen varsın Vural. Bak bu sensin. Bu çöp herif. Tamam mı? Bu sensin. Burada duruyorsun. Dalgalar binlerce yıl buraya çarpıyor. Her çarptıkça buradan milim 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 parçayı kopartıyor. Ve bu ilerliyor abi bak. Aşındırmaya devam ediyor. Aradan epey bir zaman geçiyor. Şurası çok ağır bir kaya parçası ya. Çat diye burası kopuyor ve buradan aşağı doğru iniyor. Ben de 1000 yıl bekliyorum orada. Bekle. İşinin adı ne? Buradan dikkat et aşağı iniyor. Ve bunun kötü tarafı. Yani Allah korusun burada bir şey olduğunda şunlar jilet gibi dalgalar tarafından bileylenmiş kaya parçaları. Falezler Türkiye'de özellikle Antalya çevresinde ve Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz çevresinde çok rastladığımız oluşumlar. Peki Serkan hocam mesela Çukurova'da faleze niye rastlamıyorum? Baba Çukurova'da daha yok. Yok ova adı üstüne ova. Bir yerde falez oluşabilmesi için deniz daha ve gerekli. Dağ mutlaka olmalı. Yetmez. Deniz ve dağ mutlaka olmalı. Bir de o deniz dağlar, o dağı dövmeli. Dağlar kıyıya bu şekilde paralel uzanmalı. O zaman şuradan falez evet olur. Abi. Aynen öyle. Şuradan geliyor çarpıyor. Buradan geliyor çarpıyor. Allah aşkına Ege bölgesinde dağlar kıyıya böyle uzanırken deniz geliyor buradan araya giriyor. Niye çarpıp aşındırsın ki? Yani, Ege bölgesinde falez aramayacaksınız. Falezi arayacağınız yerler Doğu Karadeniz, Rize, hoppa, Artvin, Batı Karadeniz, Adapazarı, Kandıra çevresi ve özellikle Antalya çevresi. Çukurova çevresinde falez aramayın kardeşim çünkü dağ yok. Tekrar söylüyorum. Al sana falez. Bak bunlar niye burada kalmış? Kıyı daha önce burasıymış hocam. Hı hı. Bak bu geliyor sürekli buraya çarpıyor görüyor musun? Bir süre sonra bunu da parçalayacak. Bir süre sonra burayı komple parçalayacak. Bizim anlamadığımız nokta bunların hepsi yok olacak bu arada. Ama on binlerce yıl geçecek. Kesinlikle belki de yüz binlerce yıl. Tabiatın hiçbir acelesi yok. Tabiat kendi sistematiğinde çok güzel ilerliyor. Emin ol bunlar parçalanıp buraya düşerken kayaç döngüsüyle yeni kayaç zaten yukarı çıkıyor. Yorulan bir şeylerin yok olması gerekiyor ki diri olan yukarıya çıksın. Bu güzel bir laf. Mağara ve köprüler derin kıyılardaki aşınma faaliyetleri sırasında mağara ve köprüler oluşur. Bakın aşınmaya karşı daha biraz daha dirençli olanlar bu şekilde böyle yükselir. Serkan hocam zaman gelecek bunlar yok olmayacak mı olacak? Mesela burada şu an sadece şey etkili değil deniz etkili değil. Tuzlu su zaten aşındırıyor. Hı hı. Fakat diğer taraftan ne etkili hocam burada? Rüzgar etkili. Bak buraları nasıl yontmuş görüyor musun tepeyi? Zaman gelecek bu mağara ve köprüler de aşınacak. Sadece şu an daha dirençli oldukları için ne yapıyorlar hocam? Burada dayanıyorlar. Mesela buraya baktığımızda hocam ben kalksam şuradan dalgaları getirsem sana bir şey hatırlatacağım. Kıyı Set Gölü'nü hatırladın mı? Lagün Gölü'nü. Ne? Büyükçekmece ve Küçükçekmece çevresinde. Şimdi şurayı bir kıyı okuyla kapatsam kıyı okunun olduğunu biraz sonra göreceğiz. Burası oluyor sana bir lagün. Ahanda sana büyük çekmece oluştu. Ahanda sana küçük çekmece oluştu. Öyleyse dalga ve akıntılar biriktirme yapar. Bak şu biriktirmeyi yapan insan değil hocam. Doğa. Ha? Kesinlikle doğanın kendisi. Bu biriktirmeyi yapan bizzat doğanın kendisi. Çok mükemmel. Şimdi abi bak burada dikkat et zaten suyun rengine bak derinlik azalmış. Şimdi dalgalar şöyle gelirken beraberinde kum taşımıyorlar mı? Peki dalga beraberinde kumu taşırken derin suda kumu taşıyabiliyor. Fakat derinliğin azaldığı yerlerde kıyının önünde yükünü artık bırakıyor. Hep aynı yerden geldiği için hep aynı yerde yük bırakıyor. Bir süre sonra burayı kapatıyor. Kıyı oku herhangi bir körfezin bir tarafından diğerine doğru uzanan şu kum parçası. Kıyı oku bu. Doğal bir dalga kıran kesinlikle. Oluşmuş.
kesinlikle insanın yaptığı yapay olan oluyor. Buyur hocam bak. Şu kıyı ok abi. Şurası komple kıyı ok. Fethiye değil mi burası? Evet. Bak burası kapatılmış vaziyette. Mesela burası akvaryum diyorlar işte. Geri yüz. Dalga buraya gelir ve burada kalır. Buradan içeriye girse de kırılarak girer. Dolayısıyla burada dalga olmaz. Pırıl pırıl bir deniz olur. Git yüz. Yani bu şekildeki bak burası hatta oteller bölgesi burası. Bak buraya da şezlongları koymuşlar. Müthiş bir turizm getirisi var. Büyükçekmece Albatros çevresinde falan da var bu. Büyükçekmece'nin kendi oluşumu zaten bunun burayı kapatması. Küçükçekmece'nin oluşumu onun öbür tarafı kapatması. Tombolo dediğimiz sistem biraz farklı. Tombolo bunun diğer adı. Bağlama seti. Hocam bak şu an burası bir ada. Doğru mudur? Hı hı. Fakat dikkat et bak dalgalar buraya geliyor ve burada yavaş yavaş kum biriktirmeye başlıyor. Bak dikkat et hocam kum nereye doğru ilerliyor? Adaya doğru ilerliyor. Kum senin bu adayı kapatıyor. Kumun buradaki biriktirdiği şeklin adı kıyı oku. Artık köprü gibi bir şey oldu. Aynen öyle. Senin daha önce ada olan kısmın bunun kıyı okuyla ana karaya bağlanması sonucu bir yarım ada haline geliyor. Bu setin adına, şunun adına tombolo deniyor. Yani bunun adı yarım ada. Bu bağlama setinin adı hocam tombolo bağlama seti. Ya da Türkiye'de mesela baktığında hakikaten hocam buna nereden örnek verebilirim diye Kapıda Yarımadası'ndan örnek verirsin. Nerede Kapıda Yarımadası? Erdek çevresi. Yani şöyle bir haritada baktığımızda evet. Hocam şöyle. Şöyle baktığımızda şurada Erdek çevresinde şöyle hafif bir sıkıntısı vardır bunun. Burası mesela tombolodur, bağlama settir. Sinop. Sinop da mı? Tabii, bağlama settir, tombolodur. Bunu çoğu coğrafyacı değil mi? Çoğu arkadaşımız da bilmez. Yani mesela işte tombolaya örnek ver dersin, adam kalkar der işte Kapıda Yarımadası baba, Sinop'un kendisi tombolo. Daha önce ayrıymış. Aradaki parça dalga biriktirmesiyle bağlanmış, kıyıya bağlanmış. Ah tombolo. Bak hocam burası normalde ada. Hı hı. Bak şurası tombolo işte. Bu abiler de mangal yakacaklar, yer belirliyorlar. Yani. Yok ya yalan bilmiyorum. Buyur. Bak şurası. Görüyor musun bak burayı ayırmış yine deniz. Bak dalgalar gelmiş böyle çarpa çarpa. Bak burada kumları biriktirmiş. Burası daha önce adaymış. Buradan belki yüzerek gidiyordu insanlar böyle. Ama burası bir yarım ada haline gelmiş. Lagün yani kıyı kulağı. Daha önce söylemiştik bunu. Bak hocam görüyor musun? Şu suyla şu suyun bağlantısını kesen şu sarı çizgiyi gördün mü şimdi belirgilerine işte. Bak bu suyla bu suyun bağlantısını kesen bak bu sarı çizgi. Bak dikkat et hocam. Bak lagün şurası kıyı oku. Bak burası göl burası deniz haline gelmiş. Mesela Türkiye'de Büyükçekmece Körfezi'ndeki oluşum bu. Küçükçekmece'de bu. Sonra Durusu, Terkos Gölü vardır. Hı hı. Oradaki oluşum budur. Buyur lagün. Bağlantı tamamıyla tabii, kesiliyor. Tabii tabii. Bak çok az bir şey kalmış burada. Bak burası deniz hocam. Burası artık göl haline gelmiş. Kıyı Set Gölü. Kıyı kulağı burası. Ve bak birikme de şurası Vurulca. Görüyor musun? Hı hı. Türkiye'de çok güzel örnekleri var. Ve tabii ki plajlar. Bana bakınca aklına ne geliyor bilmiyorum ama daha çok düşünürsün sen bunu. Daha yeni kışa bile girmedik. Dalga biriktirmesi sonucu kıyıda kumlar birikiyor. Turizm açısından çok büyük önem arz ediyor ve Türkiye özellikle altın kum açısından yani plaj açısından çok zengin bir ülke biliyor musun? Hı hı. Avrupa'nın, Amerika'nın birçok ülkenin çok güzel plajlarına bakıyorsun. Ya betondan yapılmış insan yapımı ya da çakıl taşı. Türkiye'nin birçok yeri hocam aynen bu şekilde pırıl pırıl kum. Kıymetini bilmek lazım diyelim. Bir dahaki derste görüşürüz arkadaşlar.